babasının ak sütü bir helal olan tazminat ve maaş hakkıdır. Biz hiçbir devletin kurumundan yardım talep etmiyoruz. Hiçbir siyasiden yardım talep etmiyoruz. Sadece anayasanın ve yasaların bize kardeşim senin tazminat hakkındır dediği hakkı istiyoruz. Biz burada faciada bir eldiven diye yapıştırım eldivenin içinde benim arkadaşımın buradan itibaren ben kolunu çıkardım o pasanın içinden. O adamın hakkını istiyorum şu anda ben. Sol eldi, sol el hala gözünün önünden gitmiyor. İşte buradan itibaren yalansın işte arkadaşlar. Kurtarma ekipleri ben eldiven diye yapıştığım eldivenin içinden kardeşimin, arkadaşımın kolunu çıkardım kolunu. Onun hakkını istiyorum. Sizden sadaka istemiyorum, zekat istemiyorum. Yardım talep etmiyorum. Biz o günlerin hakkını istiyoruz. Tam 16 yıl 27 gün bir bu yerin altında çalıştım. Çatır çatır direkler çatıldadı, korkup geriye kaçmadım. Bu insanlar da kaçmadı. Neden? Evine her bir lokma ekmek götürebilmek için. Köpten ekmek mi toplayalım? Kapı kapı dilenelim mi? Bunu mu istiyorsunuz? O zaman ne insan sınıfına koyacaksınız bizi? Biz hakkımızı istiyoruz. Sizden yardım da talep etmiyoruz. Sadaka da istemiyoruz. Dilencilik de yapmıyoruz. Biz sadece alın terimizi istiyoruz. Alın terimizi. En doğal hakkımızdır. Bunun hakkına alkışmışlar. Biz de teslim ettik. Bekliyoruz. Çünkü başka kimseye yaptırma uygulayamıyor bu asker. Kime? Sadece işçiye gücü yetiyor demek ki. Sadece garibana gücü yetiyor. Yıllardır tepemize vurdunuz. Balgaya gittiniz özbeylere. Devam etmek mi istiyorsunuz komutanım? Onu mu istiyorsunuz? Dün Karol komutanımız çocuklarıyla burada geziyordu. Onun da dibinde değildi. 50 metre üstündeydi. Yalan mı komutanım söyleyin? Yalan mı söylüyorum ben? Kim bu? Kim ona yaptırma uyguladı? Şimdi gariban işçinin çocuğuna yaptırma uyguluyorsunuz. Niye? 20 metre 30 metre yerinde oğlum şu malzemeyi arabaya koy gel dediğim için. Şimdiye tepemize askerle bu işverenler bindi. Kafamızı kaldırtmadı. Hakkımızı arattırmadı. Onu yaptırmak için buraya işte özbeylerin parası barikat oldu. Bu askerler değil. Özbeylerin parası. Bunu emir verenler özbeylerin parasıdır. Başka hiç kimse değil. Yalansa yalan desin bir tane yetkili çıksın da söylesin. Yalan mı? Yalan mı? Çünkü ben özbeyden Hatem Özbey'den senelik izin istediğimde devletin müfettişi dedi ki izini mi kullanacaksın? Müfettiş gitti dedi ki oğlum burada devlet benim dedi. Devletin müfettişi dediğim zaman ben bu ülkede bu memlekette bir tane devlet kurmak istiyorum. Bir tane görmek istiyorum. İki tane değil. Benim haklarıma sahip çıkacak bana yol gösterecek devlet görmek istiyorum. Hırsızlık hırsızlık yapacak olan Özbey'leri görmek istemiyorum. Hangi devleti görmek istiyorsak işte söylüyorum. Adaleti sağlayacak olan devleti görmek istiyorum. Özbeyler devletini değil. Çünkü yıllardır tepemize bindiler, kanımızı kemirdiler. Yalan mı arkadaşlar? Evet. Komutanım, çocuğu bırakıyor musunuz? Çocuğu bırakın. Çocuğu atılamıyorum. Çocuğu atılamıyorum. Çocuğu bırakın. Çocuğu bırakın. Çocuğu bırakmıyorsunuz. Çocuğu bırakın. Bak ben canlı gönlümden geliyorum. Ölün beni. Yazsın komutanım benim çocuğum var. Bütün sorumluluk bende. Benim çocuğum var komutanım. Gönderin benim çocuğumu. Yapamayın işlemler değil. Çocuk koca hakkını alamadıysa sadece çocuğu arıyorsanız sadece koca hakkını alabilirsin. Bağırmıyor. Biz bağırmıyoruz. Biz bağırtıran sizsiniz. Biz bağırmıyoruz. Bir dakika aşkım. Komutanım benim çocuğum var için. Ben yoktum nasıl işlemi biliyorsun çocuğu öğrenebilirim. Nereye dolaşıyor bu komutanım? Saat 1 ile 4 arasında yasak yok. Saat 1 ile 4 arasında yasak yok. Hayır bir de Allah çocuğu diye bir şey yok. Çocuğu alıkoyuyor. Çocuğu bırakın. Sizin yaptığınız resmen haksız yere alıkoyuyor. Sizin yaptığınız sizin gücünüz bir tek bize yetiyor. Biz aptal mıyız? Biz bunu bilmiyor muyuz? Bir tane patronu getiremiyorsunuz. Koskoca bütün yetkililer bir tane kılçıdır patronu şuraya getiremiyor. Bize yetiyor değil mi gücü? Neyin yasasını anlatıyorsunuz lan siz bize? Neyin yasası? Yeter! Deliktiniz bizi! 85 gün
memleketin kaderiyle oynuyorlar, kaderiyle. Bu memlekette şu anda, şu anda o şerefsizler olmasaydı en az 1000 kişi çalışıyordu madenlerde. Kaç kişi çalışıyor? 20 kişi çalışıyor. Onlar da kaçak çalışıyorlar. Hani vali söz verdiydi, kaçak çalıştırmayacaktı. Hani kaçak çalışma vali bey söz verdi. Biz o insanların hayatı söz konusu dedik. Bugün yarın su patlayacak, ödecekler dedi. Arkadaşlar nefes olsun. Ayakları yok mu hiç? Hala hastaneye varmamışlar. Yalnız yani oradaki görevli arkadaşlar durumunun hani çok sıkıntılı bir şey olmadığını söylemiş. Sadece midesi bulandığını söylemiş. Hastaneye daha varmadılar. Vardıklarında aynı tehlikeyi alırız. Şimdi burada 87 gündür birçok şey konuştuk. Birçok şey paylaştık sizinle. Yani 87 gün boyunca konuştuğumuz şeyleri aslında burada bize 5 dakika içinde tekrar öğretmiş oldular. Biz sadece onların üstünden geçelim. Hafızamızı tazeleyelim. Ya biz biliyoruz ki işçi hiçbir şeyi unutmaz. Kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz. Farkındayız. Ama hatırlamakta fayda var. Şimdi en basit mesele bu sürekli bahsettiğimiz. O sarı sendikalar var ya, o bürokrat sendikalar. Onlardan bir tanesini bile işçilerle birlikte yanınızda bayılırken, ederken göremezsiniz. Gördük mü şu güne kadar? Hayır. Daha önce burada başka sendikalar var mıydı? Hayır. Bizim için uğraştılar mı? Hayır. Bağımsız Maden İş'le birlikte biz burada onurumuzla, gururumuzla, şerefimizle bir mücadele başladık. Karşımızda kimi buluyoruz şu an? Jandarmayı. Anlattık mı onlara da derdimizi? Anlattık. 87 gün boyunca soğukta biz yattık. Onlar orada yattı. Bir de kim yattı abi? Sokak köpekleri. Biz buradan bize biçilen değeri anladık mı? Anladık. Bize bunu yapan, bu sadece özbeyler değil, bu özbeyleri koruyan, bu koskoca, bu lanet olası, bu kapitalizm dedikleri Allah'ın belasını verdiği sistem bizi 87 gündür burada, onları da orada dikiyor mu? Dikiyor. Peki biz bu yolun sonuna geldik mi artık? Sabrımızın sınırına dayandık mı? Evet. Başından beri kaç kere kaymakama gittik? 5 kere. Kaç kere valime gittik? En az 5-6 kere. Karşılığında ne duyduk biz? 3 gün, 5 gün, bugün, yarın. Oyalama, oyalama, oyalama. En sonunda İçişleri Bakanı talimat verdi mi? Verdi. Talimatı 16 Kasım'da verdi. Herhangi bir ilerleme var mı? Hayır. Maaşlarımız yattı diye yalan haber yaptılar. Maaş alacaklarımız bitti mi bizim? Hayır. Peki soruyoruz. İzleyen herkese söylesin. Bir işçinin en doğal hakkı, 30 gün boyunca çalışırsınız, neyce çalışırsınız? Maaş almak için. Maaş alamamak diye bir şey olabilir mi? Hadi tazminatı hak etmedik. Hadi biz ahlaksızız. Hadi biz hırsızız. Yavşağız. Biz o tazminatı hak etmedik. Maaş hak etmemek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Hayır. Hadi geçtik. Dediğim gibi tazminatları es geçelim. İş sağlığı güvenliği. Kaç tane hepiniz burada anlattınız. Benim daha önce hiç duymadığım hikayeler değil bunlar. Çok daha ağırlarını da burada duydum ama. Bizim gözümüzün önünde arkadaşlarımız öldü mü? Evet. Biz o madenlerden siz anlatınız. Kol bacak toplamadık mı? Kendi arkadaşının etine dokunan yok mu burada? Ölü arkadaşının etine. Bu kadar açık anlatalım ya. Ben de dokundum bacağına da. Bu kadar açık anlatalım. Kimsenin dinleyemeyeceği, tüylerinin diken diken olacağı şeyler bizim başımıza gelmedi. Biz arkadaşımızın... Kim dokunabilir? Suyun içinde paramparça olmadı mı o insanlar? Niye oldu? İş sağlığı, güvenliği olmadığı için oldu. Nerede bu bakanlık? Niye denetlemiyor?
O devletin müfettişi, o Allah'ın belası müfettişler ne yapıyor? Geliyorlar buraya. İki hafta öncesinden haber veriyorlar. Otellerde kalıyorlar değil mi? Evet. Anlatın bunları. Evet, yiyip geliyorlar. Anlatın, herkes bilsin. Mangallar yakılıyor, oteller hazırlanıyor, sofraları hazırlanıyor, mezeleri hazırlanıyor. O şekilde denetleme yapılıp gidiliyor bu dağlardan. Paraları... O insanlar bunların yüzünden öldüler. Paraları da cebine konutta yedi. Hadi her şeyi geçtik. İşçileri umursamıyorlar. İşçilerin hakkıyla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorlar. Devleti dolandırıyor mu bu adam? Evet. Normalde anlatalım. Anlamayana çocuğa anlatır gibi anlatalım. Zeba'da üretim izni yok. Cenneden çıkartıyor. Kantara koymuyor. Devletten ödenek alıyor. İşçinin maaşını oradan bile tırtıklamaya çalışıyor mu? Çalışıyor. Kantardan fazlasını yine devletten kaçırıp satıyor mu? Satıyor. Hadi bizi geçtik. Hadi işçinin Allah belasını versin dediniz. E o koskoca devlet, o sürekli karşımıza çıkan devlet dolandırılıyor be kardeşim. Yok, buna da mı laf yok? Yok, görüyoruz. Yine barikat kimin karşısında? Bizim. Özbeyler nerede? Elini kolunu sallaya sallaya geziyor mu? Geziyor. Aa, bu saatten sonra Özbey şunu bilsin. Şimdi bunu tehdit olarak algılar da algılasın. Bu saatten sonra kanun, yasa kardeşim bu şekilde işliyorsa biz bir şekilde bu Özbey'e bir yerde denk gelir miyiz? Geleceğiz. Bunu aklında tutsun. Küçük. Daha başka bir şey söylemiyoruz. Bunu aklında tutsun bakalım. Devlet de bu hırsızlar